Bugün 18 Mart. Çanakkale zaferimiz kutlu olsun. 110 yıl önce nasıl Çanakkale geçilmediyse günümüzde de aynı ruha sahibiz. Bugünlere gelmemize büyük katkı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. Onlara çok şey borçluyuz. Bu özel gün için Türk Havacılık ve Uzay Sanayi farklı bir uçuşa imza attı. TUSAŞ tarafından tasarlanarak halen uçuş testleri devam eden uçan kanat konseptine sahip jet motorlu İHA'lar ANKA 3'ün 1 ve 2 numaralı prototipleri bir kol uçuşu gerçekleştirdi. Daha önceden TUSAŞ 2 numaralı prototipin fotoğraflarını paylaşmıştı ama ilk kez kamuya açık bir şekilde videoda 2 numaralı prototipi görmüş olduk. İlk uçak koyu, siyaha yakın bir gri renge boyanmıştı. İkinci prototipte ise açık ve koyu gri dikkat çekiyor. Benzer bir kamuflaj Hürjet'te de kullanılmıştı. Hürjet'in ikinci prototipinde bu tür askeri kamuflaja geçilerek TUSAŞ aslında önemli bir mesajı da birlikte vermişti. Bu video Genel Müdür Doktor Mehmet Demiroğlu tarafından paylaşıldı ve 18 Mart Çanakkale zaferine adandı. Bu özel uçuş neden önemli? Birincisi kol uçuşu yaptırmak kolay değil. Normalde insanlı jet savaş uçaklarında bile kol uçuşu özel bir eğitim gerektiriyor ve birlikte belirli bir mesafede uçmak, koldaki 2 numaranın önde uçan liderini takip etmesi bunlar gerçekten çok ciddi uçuş yeteneğine, bilgisine ve disipline sahip olması gerekiyor. Düşünün insansız hava araçlarında bu uçuş yerden kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor ve burada da TUSAŞ'ın geliştirdiği yazılımlar kullanıyor. Bu açıdan çok önemli. Bir de olayın görev boyutu var. Bunu biz gelecekte sürü İHA'larda göreceğiz. Milli Muharip Uçak Kaan havalandığı zaman ANKA 3'ü, Kızıl Elma'yı pilot gökyüzünde kumanda edecek, onlara görevler atayacak. Mesela bazen onları önden götürecek veya yam olarak atacak, düşmanı şaşırtacak. Bu açıdan da bu tür kol uçuşunun büyük önemi var. ANKA 3 demişken arka arkaya videolar geliyor ANKA 3 ile ilgili. TUSAŞ bunları paylaşıyor. TUSAŞ dün de Aselsan tarafından geliştirilen lazer güdüm kitine sahip özel bir bombanın test görüntülerini paylaştı. Aselsan tarafından geliştirilmiş lazer güdüm kiti normal konvansiyonel bombalara takılıyor. Halen 500 librelik Mark 82, 1000 librelik Mark 83 ve 2000 librelik Mark 84 serilerine bu sistem takılarak akıllı bomba haline getiriliyor. Lazer güdüm kiti sabit hareketli hedeflere karşı daha yüksek vuruş hassasiyeti, arttırılmış atış zarfı, daha düşük ikincil hasar ve atış sonrasında hedef değiştirme kabiliyeti sağlıyor. Uygun maliyete sahip bu kitler aynı zamanda ihracat kısıtına sahip değil. Bu açıdan Aselsan mühimmat konusunda da ortaya koyduğu teknolojiyle yeni bir açılım yapmış durumda. Daha önceden Teber, Tolun gibi mühimmatların atış testleri ANKA 3 tarafından yapılmıştı. Şimdi de lazer güdüm kitine sahip Mark 82 bombasının atılmasıyla bir adım daha öne çıkılmış durumda. Jet motorlu İHA'larda gelişmeler sadece ANKA 3 ile sınırlı değil. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Baykar'ın Kızıl Elması da çok önemli bir uçuş gerçekleştirdi. Biliyorsunuz Kızıl Elma tek motorlu, havada bir savaş uçağını simüle edebilecek, gerekirse it dalaşı yapabilecek önemli bir jet motorlu İHA sistemi ve ilk defa performansını arttıracak, yüksek hızlara çıkmasını sağlayacak motorunda art yakıcı sistem devreye alındı. Art yakıcı nedir? İngilizce'de buna afterburner deniyor ve bir anda motorun itiş gücü ek sistemlerle çok daha fazla arttırılıyor. Biz bunu yerden motor art yakıcı çalıştırdığı zaman arkasından çıkan ışık hüzmesiyle tanıyoruz. Art yakıcı sistem bir anda motor itiş gücünü hızla yükseltirken bunun için turbojet nozülüne jet enjektörlerle yakıt püskürtülüyor. Nozülden gelen sıcak hava akımı ve yanmamış gazlarla beraber tutuşturuluyor. Böylelikle ramjet motorlarına benzer bir itki oluşturuluyor. Art yakıcıyla kalkışla birlikte önümüzdeki günlerde testler devam edecek ve uçak üzerindeki özellikler daha da geliştirilecek. Bu uçuşta dikkatinizi çekmiştir. Kızıl Elma'nın iniş takımları toplanmadı. Bunun için Nisan ayında P4 olarak adlandırılan yeni bir prototip bekleniyor. Bu prototiple birlikte Kızıl Elma art yakıcı kullandığı zaman yani yüksek hızlara çıktığı zaman iniş takımlarını toplayacak ve bu şekilde uçuşlarını gerçekleştirilecek. Kızıl Elma için bu tür uçuş testleri aerodinamik anlamda büyük önem taşırken bir yandan da Aselsan tarafından geliştirilmiş ISR radar sistemi Murat 100 içinde çalışmalar devam ediliyor. Bu radar daha önceden de Akıncı'ya takılmış ve testler başlamıştı. Akıncı'nın mevcut motor sistemleri ISR radarının ihtiyacı olan enerjiyi gayet beklenen standartlarda karşılıyor. Aynı şekilde Kızıl Elma içinde konulan bu ek güç üniteleri radarın ihtiyacı olan enerjiyi sağlayacak ve bunlarla ilgili
çalışmalar artarak devam edecek. Bu arada çok soruyorsunuz. Belirtmek istiyorum. Kızıl Elma'nın B modeli süpersonik, yani ses hızının üzerine çıkacak. Muhtemel 2026'da bu uçağı göreceğiz. Bir sonraki adım Kızıl Elma'nın C modeli olacak. C modeli de çift motorlu olarak planlanıyor. Muhtemel 2030'da da Kızıl Elma'nın çift motorlu versiyonunu göreceğiz. Bu arada çok sorulan bir soruyu da hazır konular açılmışken cevaplayayım. Türkiye'nin biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz videolarda da belirttik, Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Türkiye'nin yeniden F-35 alımıyla ilgili ilgisini iletti. Bu tabii bazı izleyicilerimizde hazırladığımız videoda acaba milli muharip uçak Kaan iptal mi ediliyor yaklaşımı oluşturmuş. Bu kesinlikle doğru değil. Önümüzdeki aylarda muhtemel yazın ortası gibi P-1 olarak adlandırılan gerçek boyutlara sahip milli muharip uçak Kaan'ın İlk uçuşunu göreceğiz. Bunu hemen 2 numaralı asıl geliştirilmiş Kaan prototipinin uçuşu izleyecek. Yani bu yıl sonuna kadar hedef 2 prototipin gökyüzüyle buluşması ve hızlı bir şekilde testlerin yapılması. 2026, 27 ve 2028 yılları TUSAŞ için çok yoğun geçecek. Kaan konusunda hızlı bir şekilde prototipler testlerini tamamlayacak ve hedef 2028'de ilk üretilmiş Blok 1 uçağını Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilebilmek. Bu arada tabii Amerika ile niye ilişkiler iyi tutuluyor diye de sorabilirsiniz. İşte F-35 yaklaşımı var. Blok 70'lerin alınması F-16'larda. Bir taraftan da tabii alternatif Eurofighter konuyor masaya. Burada da şunu hatırlatmak istiyorum. Blok 1 konusunda Kaan Amerika'dan alınan General Electric Aerospace'in ürettiği F-110 motorları kullanıyor. 40 uçak planlanıyor. Yani yedekleri hariç en az 80 motor alınması lazım. Bunun için de Amerika ile ilişkilerin iyi tutulması gerekiyor. Motor konusunda bir başka ihtiyaç da biliyorsunuz Hürjet'te kullanılan motorlar. Onlar da GE'nin F-404 serisini kullanıyor. Bu konular alternatif konuluncaya kadar büyük önem arz ediyor. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi ile başladık. Yine Çanakkale Zaferi ile ilgili de Türk Havacılığı'nın bir ilke imza atmasını da burada ben paylaşmak istiyorum. Türk Hava Kuvvetleri 1911'de kuruluyor. İlk savaş tecrübesi Balkan Savaşları ve arkasından 1915'te başlayan Çanakkale Zaferi'nde Türk Havacıları çok önemli bir sınav veriyor. Ve tarihler 30 Kasım 1915'i gösterirken Türk Hava Kuvvetleri ilk hava zaferini kazanıyor. Bu zaferde en büyük katkı 1. Tayyare Bölüğü'nde görevli pilot üsteğmen Ali Rıza, sonrasında Göker soyadını alıyor, ve rasıt yedek subay İbrahim Orhan Akbey. Bir numaralı Albatros C-1 uçağı ile keşif görevine çıkıyorlar ve Kabatepe semalarında Fransızlara ait bir savaş uçağı görüyorlar. Havada iddialaşı başlıyor ve rasıt yedek subay İbrahim Orhan Bey'in ateşlediği makinalı tüfek mermileriyle Fransız uçağının yakıt deposu isabet alıyor ve uçak havada yanmaya başlıyor ve ilk defa Türk havacıları yine Çanakkale Savaşı'nda bir uçağı düşürmüş oluyor. Sorularınızı lütfen bana yorum olarak yazın. Ben bütün yorumları okuyorum. Lütfen videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Ne kadar çok beğeni o kadar çok algoritmalarda ön plana doğru çıkıyoruz. Ve hala abone olmadıysanız kanalımıza sizleri bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.